Kemal Yeniler Eskişehir Spor hakkında biraz yorum yapalım demiş. Çok geliyor Eskişehir Spor taraftardan. Bana da birisi, bir arkadaş, geçen program değindim biraz. Mail atmış. 20 milyon 300 bin euro gelir elde etmiş 8 yılda. Alperlerden. 200 milyon lira borcu var. 20 milyon 300 bin lira 4,5'tan hesapladım. Ortalama kuru diye. 90. 100 milyon yap, 90 milyon yapıyor. Şu an 200 milyon borcu var abi. 300 milyon para nerede abi? 300 milyon para nerede? Stadı devlet yaptı. Taraftar desteğine... Taraftar desteği var, sponsor desteği var. Taraftar desteğine ihtiyaç yok, zaten var. Bir de yani her sene de bir para alıyorsun yani. Ligde olduğun için bir para alıyorsun. İddiadan alıyorsun. Ondan sonra bana diyorlar ki, niye şey konuşuyorsun? Soyulmuş orada, soygun var belli yani. Ondan sonra bana diyorlar ki, niye kulüplerin sahibinin olmasını istiyorsun? Sahiplik diyorsun. Ha, Erbatur, 90 milyon lira 8 yılda kazandığımız bir organizasyonu biz... 300. milyon lira zarara götürebilir miyiz ya? Götürürsek hani dersin ki şampiyon olduk abi. Ha. Biz de şampiyon olduk. Tabii. Yani 90 milyon lira gelir elde edeceğiz 8 yılda. Sportif başarı koyacaksın. 300. milyon liraya ne zaman gidebiliriz? Yani 90 harcarız kafa kafaya belki. 15. milyon lira zararda bize odunlarla yani mı abi, o işte yani biraz daha açıkçası ya. Şunu söylüyorum abi yani. Derneklerin profesyonel yönetici abi profesyonel. Derneklerin asla. Derneklerin tamamına yani şimdi siyasete girdiğin zaman partiye senden mal varlığı istiyorlar. Mal varlığı, mal. Dernekte de olmalı diyorsun. Abi yani bu Kanarya Sevenler Derneği değil ki abi. Abi de ben anlamıyorum kardeşim. Şimdi buraya sen mal beyanı vermiyorsun. Sebepsiz zenginleşme var mı yok mu hesap etmiyorsun. Yani büfeci giriyor, milyon dolarlık inşaatçı olarak abi, çıkıyor abi. Kırmızı Çizgi Sevenler Derneği kursak. Ya arkadaşlar biraz düşünün ya. Eskiden. Ki kurdu galiba. Eskiden arkadaşlar. Yani benim yaşı benim yaşımda olanlar iyi hatırlar. Eskiden kulüplere başkan bulunmazdı ya. Zorla adamı tutar kolundan getirirdi. Adam der ki aman abi ben bir dönem yapayım. Çünkü sürekli cebinden para veriyorsun. Ama şimdi borç dönemlerinde benzer şeyler oluyor. Sürekli dönem cebinden para veriyorsun sürekli. Şimdi başkanlar gitmiyor abi. Ama şimdi yani niye gitmiyor? Bazı takımlarda o güçtür. Yani güç de çok başka bir güçtür. Abi onu bunu bırak. Kırmızı Çizgi Sevenler Derneği kurduğumuz zaman sen muhasip üyeyken gece uyuyamazsın. Kırmızı Çizgi Sevenler Derneği'nde eğer sen muhasip üyeysen senin de bütçende 50 bin lira para varsa devlet dernekler masası kaydıyla hesabıyla senden o parayı kuruş kuruş soruyor. Bilançolarını hükümet komiserini getirdiğin 20 kişi topladığın kongrede kuruş kuruş soruyor ya. 50 bin liranın yani hesabını veremezsin. Yapacak sen. Bir şey yok. Biz bunları söylüyoruz. Bazı takımların sonu böyle oluyor. Bir tane daha başka Anadolu maalesef takımı vardı. Süper Lig'de de bir sezonda 20 milyon dolara oyuncu sattı. Bir sezonda, sadece bir sezonda Fener'e, Beşiktaş'a ve Galatasaray'a 20 milyon dolara oyuncular sattılar ya. Şimdi kayyum mayyum düşünüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ya, o zaman abi kendi düşünün. İsim verelim ya. Ordu Spor'un bulunduğu durumu ordular anlatsın ya. Anlatsınlar. Ordu Spor dediğin takım Süper Lig'de 2012-13 sezonunda falan fırtına gibi esiyordu sürekli. Tabii. Kaybeden hocamızla. Söyle hocamızın adını. Kuper. 25 kilometre tarlası varmış. Denizli Spor. Selman söyledi. Bilmem kim. Bir sürü 25 kilometre tarlası varmış Arjantin'de Buenos Aires'te. Adamın parayla turayla işi yokmuş senin de eminle. O adam geldi ve o kulübü batırdılar ya. Şimdi abi yani o zaman. 25 kilometre tarlası o zaman varmış. Abi yani işte nasıl batıyor? Yani soygun var abi, kabul edelim yani. Nasıl batıyor? Kötü yönetim var. Nasıl batıyor? Basiretsizlik var. Nasıl batıyor? Baskıyla yanlış harcamayla devam ediyorsun. Nasıl batıyor? Fatih Terim istifa edeyim diyor. Kabul etmiyorsun. 3 gün sonra 13 milyonluk oluyorsun. Konuşuruz birazdan. Şimdi bugün falan falan. Bugün Kocaeli Belediyesi Kocaeli Spor'un 70 milyon liralık borcunu ödediğini açıkladı. Ama yani şimdi o 70 milyon Kocaeli ne? Belediyesi, çocuklar ajanstan bulabilirler, ben de bulurum sana. Tamam. Kocaeli Belediyesi bugün Kocaeli Spor'un 70 milyon liralık yanılmıyorsam vergi borcu ödediğini açıkladı. Yani Gebze'nin, Darıca'nın başından tut da ta Kocaeli'ye kadar, Sakarya'ya kadar veya oralara kadar oradaki insanların hepsinin cebinden çıkan belediyeye ödediği çöp vergisi, diğer illerde de böyle Kocaeli'ler alınmasın, Kocaeli Spor'un yanlış yatırımları neticesinde devletin kasasına belediyeden gitti. Şimdi o zaman abi yani... Kocaeli'nin ne kabahati var ya? Ayşe teyzenin ne kabahati var? Yazık günah değil mi? 72 yaşında futbolla ilgilenmeyen kadının cebinde. Antalya'da farklı mı iş?
Antalya'daki patırtı nereden çıktı? Tabii tabii. Antalya'da Menderes Bey atıyorum 10 lira verirken 5 lira vermeye kalktı. Niye bana meşhur ediyorsun? Oo, boldu olay. Maalesef.